Evet, milyonlarca insan abluk altında olan Gazze'den kaçmaya çalışıyor. Dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleşmek üzere. Gazeteci Metehan Demir ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldin diyorum Metehan Demir. Seni yayınımızda görmekten memnunuz. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Teşekkür ederim. Şimdi Metehan... Tabii çok özür dilerim. Tekrar değerli izleyicimde sizlere günaydın. Geçen hafta işte 7 Ekim'de ilk yayına biz başlamıştık. Evet. Hatta ne oluyor, ne bitiyor derken. Evet. Üzerinden tam bir hafta geçti. Zaman çok çabuk geçiyor ama çok acı geçiyor. Onu da üzülerek evet. Tabii izliyoruz. Evet. Şimdi Metehan seninle geçtiğimiz hafta tam bu saatlerde konuşmaya başlamıştık. Soru üstüne soru soruyorduk fakat henüz cevabı yoktu. Çünkü ne olduğunu da anlayamamıştık daha. Fakat senin de dediğin gibi bir hafta geçti üstünden ve gittikçe işler korkunçlaşıyor. Şimdi geçen saatimizin sonunda bir haber paylaştık. 6 saat güvenli geçişe izin verilecek. Şöyle tahmin ediyorduk, acaba hani bir hafta sonra tam bu saatlerde başlattığı Hamas'ın saldırıya yanıt olarak İsrail'de bu saatlerde mi başlar kara harekatına? Öyle olmayacak gibi gözüküyor. Saat 16'ya kadar sivillerin güvenli geçişine izin verildi. Ne demek bu? Siviller 2,5 milyon kişiden bahsediyoruz. Nasıl bu kadar kısa bir sürede güvenli bir noktaya akın edebilecek? Nasıl sağlanacak bu güvenli geçiş? Ne diyorsun? Tabii ülkede yani kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bir hareketliliği sağlamak amacıyla İsrail'in böyle bir açıklama yapması temelde bile aslında kabul edilecek bir şey değil. Bir yaşamsal sivil toplum dengesi değiştiriliyor. Yani 1,1 milyon insana sizin boşaltın, işte buradan gidin, güneye doğru geçin, kuzeyde kalmayan kuzeyde, bir sürü açıklama yapması bile temelde kabul edilecek bir şey değil. Ama şu bir gerçek ki İsrail, ben en başından beri geçen hafta da konuşmuş, kara harekatı ifadesi hani biz günlerde televizyonda konuşuluyor, görüyorum. Ama bugünden yarına İsrail için karar verilebilecek kolaylıkta bir şey değil. Orası İsrail'in kara harekatıyla bir kere temelde bu iş konuşmaya başladığımızda hani bu işin teorisinde bilgisinde şöyle birkaç soru sormak lazım. Bir, İsrail bu kara harekatını yapınca hangi sonuçları elde edebilir? İki, kalıcı olarak bu kara harekatı ne kadar sürdürülebilir? Çünkü yaptığınız zaman kara harekatına ne kadar kalacaksınız? Aldığınız sonuçları ne kadar sürdürebileceksiniz gibi çok kritik başlıklar da vardır. O açıdan yoksa İsrail bir haftadır geliyorum dedi, sonra işte ben daha karar vermedim, üzerinde çalışıyoruz dedi, bugün orayı boşaltın dedi. Bana kalırsa İsrail bir fiziki harekatla ilgili süreç yürütmeye çalışıyor ki kafası hala karışık. Sonuçlarını bu bahsettiğim sorular anlamında göremiyor. İkincisi de bir psikolojik harekat yürütüyor tüm dünyada. Çünkü gerçekten geçen haftaki saldırıları işte biz konuşurken daha detayları ortaya çıkmamış. Ortaya çıktıkça ne kadar aslında zayıf halkalardan oluşan bir İsrail güvenlik sistemi, o efsane olarak anlatılan İsrail istihbarat ve ordu güvenlik sistematiği ne kadar boşluklar ve zayıflıklarla dolu olduğu ortaya çıktı. Şimdi İsrail bu çizilen karizmasını da, bu popülaritesindeki sıfıra düşüş, hatta eksiye vuruşla ilgili, Hamas'ın önünde düştüğü durumla ilgili de durumu toparlamaya çalışıyor. Şu bir gerçek ki, ölüm tarım, İsrail bir kara harekatıyla demin dedik ya ne elde edebilir? Şu soruyu sorduğumuzda bunun cevabı evet olmuyor. Hamas'ı yok edebilir mi mesela? Hayır. İsrail Hamas'ı yok edemez. Örgütlerin burada, yani artık Hamas farklı bir yapı, bu kadar yani bombardımana rağmen her gün tekrar roket atışı yapabiliyor, çok oturmuş bir sistem var. Hamas'ın Gazze'deki yerleşik durumu, yeraltı tünellerine hakimiyeti, hala füze üretebilme kabiliyeti, orada yani İsrail girdiği zaman sokak çatışmaları mı olacak, bu siviller ne yapacak, bu şehirde kalacak mı, alabilecek mi, Hamas ona ne kadar ağır zayiatlar verecek, o kadar farklı şeyler var ki. Yani kalkar burayı kara harekatıyla kontrol altına alsa bile, ki bu sivil katliamları gerçekten çok tatsız bir hale geldi. Sabah giden konvoyu vurdular biliyorsunuz. Evet, maalesef 70 kişi hayatını kaybetti, 70 masum sivil. Evet. Bunu yani dünyada kamuoyunda şimdi İsrail, bir şey görüyoruz tabii. Bunların cevapları İsrail için çok karanlık noktalar ve yani vicdan belki olmayabilir onlarda ama kendi menfaat noktalarına dokunan sular da yükselmeye başladı. Bir, tamam, Antony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı olarak dedi ki ben buraya bir Yahudi olarak geldim, Dışişleri Bakanı olarak değil. Çok unutulmaz bir ifadeydi yani o.
ne kadar taraf tutuldu ve işlerin ne kadar zor olduğu, bu Gazze'deki sivillerin masumların Şaşırmadık işlerinin zor olduğu aslında. anlamadım. Ama tabii ama artık pik yaptı. Önce İngiltere geldi, sonra Amerika geldi. İşte Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın dışişleri bakanlarının nöbete gelir gibi telev ve koşturması durumun ne kadar bundan sonra tatsız gideceğini de gösteriyor. Ama İsrail'in canını sıkacak iki gelişme olacak. Biri Çin, biri Rusya. Yani Batı ile tam yakın koordinasyon işbirliği içinde bu katliamı, bu trajediyi gerçekleştirmeyi düşünüyor ama Çin ve Rusya pedallarına pek basamıyor. Ve Çin'den, Rusya'dan, Putin'den gelen, Kremlin'den gelen mesajlara baktığımızda ton biraz sertleşebilir. Orayı ayarlamak için de İsrail o süreci de takip edecektir. Ama ben Gazze harekatı, yani kara harekatı yaptım, oldu, bitti diye bir şeyin İsrail'in bu saate kadar gecikmesindeki en önemli çıkmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kara harekatı bir çözüm getirmez. Bir bataklığın içine çöker. İsrail sivillere katliamı giderek maalesef artar. Bir sonuç alamaz. Hamas'ı yok etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunların cevaplarını İsrail bizden daha iyi bildiği için süreç İsrail'in panikle cephe genişletmek de istemiyor. Lübnan'da çekiniyor. İran'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Bu arada kafası karışık olduğu için bir gözdağı vereyim diye Şam ve Halep havalimanlarını vuruyor. Yani İsrail'in bugüne kadar bir istikrarlı süreç yürüttüğü falan gibi bir şey de söz konusu değil. Aslında büyük bir panik de yaşıyor İsrail. Şimdi söylediklerinin altını çizdiğimizde aslında akla başka şeyler de geliyor. Şöyle uzun bir soru soracağım. Daha önce dış ilişkiler, ABD Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michelle McCool, Mısır'ın İsrail'e Hamas saldırısı konusunda uyardığını söylemişti. Buna benzer bir iddia da Amerika'dan geldi. ABD istihbaratı da çatışmalardan önce Biden yönetiminin bilgilendirdiğini iddiasını paylaştı. Az önce sen dedin ki İsrail istihbaratı, Mossad, yani bunu nasıl bilemedi? Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Tabii ki hani komplo teorileri üzerine haber üretmek değil ama insan ister istemez 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'ü bahane ederek dünyanın düzenini değiştirmesine, işte Afganistan vesaire bu coğrafyalara girmesini düşünüyor. Şimdi bir kara harekatı söz konusu. Batı Şeria'da da bu arada operasyonlar başladı. Acaba Tabii. Metehan, 35 ölü var orada da. Evet. evet, Batı Şeria ile ne alakası var? Yani tabii ki yani Gazze ile bitir. Yani Batı Şeria'dan ne istiyorsun yani? Acaba Batı Şeria ve Gazze'nin statüsünü değiştirmek Netanyahu'nun büyük stratejisi olabilir mi? Ve bu da Netanyahu için bir kapı açmış olabilir mi? Şimdi ben çok sayıda konuşmaya gidiyorum özel platformlarda da, sivil toplum örgütlerinde ya da derneklerde. Çok samimi söylüyorum, bu hafta belki en az 10-15 kere bu soruyla karşılaştım. Bu çok kafa karıştıran bir soru. Ve gerçekten bu fikrin alıcısı da var. Yani bir 11 Eylül'de de aynı şeyden bahsedildi. İşte yeni bir şey, yeni bir dünya düzeni dizayn edilebilir mi diye. Eğer 11 Eylül için bu geçerliyse olmadı. Yani 11 Eylül'de işte 2 sene önce Amerika Daha kolayı beter kuvvetini oldu. topladı ve Afganistan'dan geldi. O kovmaya çalıştı, seni yok edeceğim dedi. Taliban da resmen artık Afganistan'a yönetiyor. Resmi olarak yani. Hiç kimse de bir şey yapamadı. Jet hızıyla tüm Afganistan'ı da ele geçirdi. Bitti dedikleri Taliban. Ama şunu söylemek gerekir ki eğer İsrail, şimdi tabii New York Times'a da 2 gün evvel bir yazı vardı. O da benim çok dikkatimi çekti. O da bu tezleri savunan bir şeydi. İşte Amerika'da siyasilerin açıklamalarından öte, mevcut kamuoyunda tartışılan bu tezlerden öte, acaba işte Hamas'a CIA, Mossad bilerek mi yol verdi, işte öne açıldı mı, şu mu bu mu diye. Burada birkaç tane sıkıntılı nokta var. Birincisi, Hamas şimdi artık böyle bir, bu artık dünya tarihine kazınan bu saldırıyı planlarken eğer onlarla işbirliği yaparsa Hamas gibi bir örgütün güvenilirliği inanılır kalmaz. Hamas'ın bu işbirliğini yapıp yapmadığını bir sorgulamamız lazım. Bu tezi ortaya atarken Hamas bunu yapar mı yapmaz mı? Bence yapmaz. Yani oturacak, biz böyle saldıracağız, siz göz yumun, şunu bunu yapın. 5.000 de roket atacağız. Tamam, siz o zaman biz sona çekileceğiz. Yani Hamas'ın böylesine bir işbirliğine ben geleceğini tahmin etmiyorum. İkincisi, İsrail çok ağır, yani çok ağır bir imaj yarası da aldı.
Sadece yurt dışı kamuoyunda bizim programlarımızda değerlendirmelerde değil. İsrail aynı zamanda çok sert bir kamuoyu eleştirisi vardır siyasetine karşı. Mesela Netanyahu'nun bir an evvel gitmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı artık yarıdan çok daha fazlasının üstüne çıkmaya başladı. Onun bir sorun olduğu, bunları onun yaptığı söyleniyor. Burada şüphe derecelendirmesini alt iki katmana ayırabiliriz. Acaba Netanyahu böyle bir işin içine mi girdi? Acaba Netanyahu'nun ya da Netanyahu'nun gitmesini isteyen bazı güvenlik grupları, merkezleri mi böyle bir angajmana girdi diye. Ben çok samimiyetimle söyleyeyim değerli izleyicilerimize, bu sorunun yanıtını biz hiçbir zaman veremeyeceğiz. Tabii. Ama New York Times'daki yazıya atıflarsa da o yazı biraz daha benim mesela kafama yattı. Diyor ki evet, böyle bir istihbarat Hamas ağlarında yoğunluk olduğu istihbaratını İsrail yakaladı. Yakaladıktan sonra İsrail güvenlik birimlerine, orduya verdi. Ancak onlar bunu pek dikkate almadı. İşte burada bir kırılma karşımıza çıkabilir. Ama samimiyetimle söylüyorum. Hani ben değerli izleyicilerin ilgisini çekmesi için evet olabilir diyebilirim. Ama teknik olarak baktığımda benim parametreler buna biraz temkinli yaklaşmaya zorluyor. Olabilir ama hiçbir zaman bunun yanıtını veremeyeceğiz. Çünkü Evet. mesela bakın ne diyor? Bunlar sonradan bir yetkilinin açıklamasıyla ortaya çıkabilir. Geçen gün Donald Trump Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta vurulması meselesinde son ana kadar İsrail'le beraber çalıştık mı diyor mesela. Onu söyledi. Bizi son anda onlar sattı dedi. Yani önemli bir devlet yetkisinin, daha önce başkanlık yapmış Amerika'da bir isim, bunu çıktı itiraf etti. İsrail'le biz beraber yaptık bu işleri. O zaman İsrail hiç oralı olmamıştı. Son anda çekildiler falan dedi. Bunu öyle bir açıklamayla öğrenebiliriz. Ama ben İsrail saldırabiliyor muydu? Eğer biliyorsa ve buna göre bir hazırlık yaptıysa kendini tamamen bitirmeye yönelik bir şey de yapmış. Ben çok özür dilerim, fosfor bombaları ile ilgili bir şey de söyleyeceğim. Ben Gazze'ye birkaç kez gittim. Bir saldırı sonrasında da çok zar zor girebilmiştik. Ben fosfor bombalarının insanlarda nasıl etki yarattığını o hastanede bizzat görmüştüm. Tam büyük bir İsrail saldırısından sonraydı. Deriler yanıyor, kamaşıyor, çok garip bir hal alıyor. Nefes alamayan insanlar, o hastanelerdeki görüntüler hayatım boyunca gözümden gitmeyecek ve derilerin kaldırılıp içinin temizlendiği, kaburgaların çok çok acı görüntüler var. Yani şu an biz bin atıyorum işte şu kadar kişi yaralandı, bu kadar kişi hayatını kaybediyoruz ama orada öyle büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ki sadece fosfor bombalarında bile o çok büyük acıyı görmüştüm ben Gazze'de. Ama şu an orada açlık, susuzluk, elektrik yok. Diğer tüm insani Çok şartlar acı. sıfıra vurmuş. Bir de sürekli olarak bomba yağıyor yukarıdan. Çok çok acı. Yani İsrail eğer ölümleri yarıştırıyorsa bu işten bir an evvel vazgeçmesi lazım. Gazze ile hiçbir şey yapamayacak çünkü. Mete Han, şunu sormak istiyorum sana. Orada durum çok acı. İnsanlar gerçekten abluk altında başlarına yağan bu fosfor bombalarından ya da çeşitli bombalardan kaçınmaya çalışıyorlar. Fakat geçtiğimiz hafta, yani bizim ülkemizde Filistin hassasiyeti vardır. Filistin'e bir Tabii korumacı, ki. bir ekstra hassasiyet vardır. Fakat Filistin'e hassasiyeti olanlardan bile geçtiğimiz hafta içerisinde zaman zaman böyle ters sesler yükseldi. İşte Hamas'ın bunu yaptıktan sonra ne yapmasını bekliyordunuz İsrail'den? Ya da mesela şöyle diyenler vardı. İsrail daha önce de çok sert tepkiler vermişti. Hamas'ın bunu yapmasına karşılık tabii ki bunu yapacaktı gibi yanıtlar, tepkiler vardı. Evet. Fakat olay böyle başlamadı. Bunun geçmişi var. O kadar uzun bir geçmiş var ki belki bunu söyleyenlere de sen bu geçmişi bilen bir gazeteci olarak yanıt vermek istersin. Bir kere oradaki temel yaklaşım insani açıdan Gazze'deki sivillerle İsrail'in mücadele ettiği gerçeğini kafasından çıkarması lazım. Gazze'de sivil, masum, kadın, çoluk, çocuk, bu konuyla hiç ilgisi olmayan, orada yaşamaya çalışan 365 kilometre kareye sıkışan bir coğrafyada dışarıdan %80 uluslararası yardımlarla hayatını devam ettirmeye çalışan bir sivil toplumdan bahsediyoruz. Bunun Filistinlerin bu dramının İsrail tarafından çok net görülmesi ve İsrail'in Hamas'la mücadelesiyle kendine göre tırnak içinde ve bu sivillere saldırması arasında çok kalın çizgi çekmeyi becermesi lazım. Türkiye'nin yaklaşımı Filistin halkının oradaki bu sivil
masum halkın, çoluğun, çocuğun hayatının devam etmesi, yardımların ulaştırılması ve İsrail'in bu operasyonları bu insanlara karşı durdurması çağrısı. Şimdi o koca koca binalar yıkılıyor. Ölü sayısı artık sürekli olarak, yani sabit bir rakam vermek bile mümkün değil. İşte 70 kişi daha bu yakın zaman saatlerde hayatını konvoy saldırısına kaybetti. Bütün tepki İsrail'e bu. İsrail bunu görmüyor. Demin hani ilk soruya dönersek, acaba İsrail bunları bir fırsat bildi, Orta Doğu yeniden dizayn mı edecek diye. Dizayn falan edemez. Bu bataklığın içinde boğulur gider. Çünkü uluslararası yükselen tepki giderek artıyor. Ha, uluslararası yükselen tepkinin ağırlığını oluşturan Batı'da hiçbir şey yok. Almanya'da gösteriler bile yasak. Fransa'da adım atmak Fransa'da bile yasak. yasak. Filistin'e destek vermek anlamında hapis cezaları, para cezaları, polisin işte tepkisi, sokakları görüyoruz. Ama onun ötesinde dünyanın diğer noktalarında artan tepki, bakın apartmanları vuruyorlar mesela. Bunun hani bu dünyayı eğer yeniden dizayn etmekse, ki bu laf şeyden de çok oturdu. Geçen gün Netanyahu, İsrail Başbakanı, Orta Doğu'yu değiştireceğiz Hiçbir şey dedi. eskisi Hiçbir gibi eskisi gibi olmayacak olmayacak, dedi. olmayacak Evet, bu dedi. çok yani çok O bir anda enteresan bir kafaları yaklaşım. karıştırdı. Sonra Antony Blinken da gelince, Amerikan Dışişleri Bakanı, ben de buraya bir Yahudi olarak geldim deyince işler iyice karıştı. Ama yani Hamas bunu yaptı, İsrail ne yapsaydı diyerek Gazze'deki sivil ölümleri, bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de söylüyor. Amerika'da aklı başında, mesela CNN International'da dün bir haber çıktı, çok dikkat çekici. Dün BBC'nin bir muhabiri hayatını kaybetti. Yani Batı da bunu görüyor, İsrail'in neler yaptığını. Yavaş yavaş bunlar da yükselecektir. Öyle Batı'da da işte şimdi siyasi hava kendi menfaatleri için dönüyor. Ve Batı yine burada aslında bir vekalet savaşı üzerinden bu bölgelerin tamamen yerle yeksan olmasını istiyor. Ama Orta Doğu'da ben sınırlar falan değişmez. Eğer Amerika hayaliyle bu şekilde yürüseydi, Afganistan'da istediklerini yapardı. Burada sadece olan sivil masumlar olan İsrail'in, aynen Adalet Bakanı Sayın Tunç'un söylediği gibi, 1967 sınırlarına dönerek iki devletli bir Çözüme çözümü gitmesi kabul gibi. etmesi beraberinde Peki getirdi. Mete Han, Yalnız çok özür dilerim. Evet, dinliyorum. şunu sormak istiyorum. Peki Netanyahu hiçbir şekilde hiçbir şey elde edemez ya da İsrail hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ni de arkasına alarak bir sınır değişikliği, statü değişikliği böyle bir şey elde edemez diyordu. Peki Hamas bununla ne elde etmeye çalıştı ya da ne elde edebilir? Valla Hamas'ın, ben şimdi biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz de çok iyi konuya hakimdir. İsrail'de Filistin sorununa bakıldığı zaman Filistin ulusal yönetimi var. Bir Doğu Kudüs ve Batı ekseninde. Bir de Gazze'de bir yönetim var. O da Hamas'ın kontrolü altında. Hamas tabii İsrail'de seçimleri o bölgede, diyorum daha doğrusu, kazandıktan sonra bir biliyorsunuz gerginlik oldu El Fethi'yle, Filistin ulusal yönetimiyle. Şu an iki tarafın bir kere çözüm için Filistinlerin de tek bir görüntü, tek bir vücut göstermesi gerekiyor. Yani Filistin sorunu yakından takip edenlerin de en çok endişeli olduğu noktalardan biridir. İki taraf arasında bir mutabakat yok, hatta gerginlik yok. Hatta bir ara silahlı çatışmalar oldu, yani o kadar kötü günler yaşandı. Bu bütünlük sağlanması lazım. İki, Arap ülkelerinin, ki şu ana kadar görüyorsunuz, bu arada Suudi Arabistan İsrail'le normalleşme sürecini durdurduğunu da açıkladı. Arap ülkelerinin hani eski Arap İsrail sorunundaki gibi pozisyonlarını daha netleştirmesi lazım. İsrail çünkü bu yaklaş, şimdi o zamanla bu zamanı karşılaştırıyorlar bazen, ben görüyorum televizyonda. Ama onu zamanın ruhuyla da bakmak lazım. Çünkü İsrail o süreçten bu sürece Amerika'nın da katkılarıyla belirli Arap ülkeleriyle ilişkilerin neredeyse vizeyi kaldırma seviyesine kadar getirdi. Yani eski Arap dünyası, eski Arap birlikteliği tırnak içinde pek olmadı ama artık yok ve açıklamalara bakıldığınız zaman yine Arap ülkelerinin bazıları ortadan işi idare etmeye çalışıyor. İsrail'e çünkü belli bir seviyeye getirdiler ilişkilerini. Bunun Arap Birliği'nin sağlanması lazım. Arap Birliği'nin samimi olması lazım. Batı'nın da bu koordinasyonda destek vermesi lazım. Çok üzülerek söylüyorum, bu şartların hiçbiri yok. Yani bu davanın sonuçlanması anlamında gerçeklikleri de konuşmamız lazım. Yani Olan o yüzden ben Gazze'deki sivil masumlar insanlara oluyor. Mete Han, İnsan ülkeleri söylediklerin menfaatinden ona üzülüyorum. o kadar enteresan ki söylediklerin, senin söylediğin üzerine hani bu samimiyet üzerine şöyle ufak bir parantez açmak istiyorum müsaade edersen. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, hani bu vizeler kaldırıldı diyorsun ya, İsrail vizesi olanlar o bölgeye giremiyor.
Fakat ne hikmetse, o Müslüman bir bölgeden bahsediyorum, yerde belli etmeyeyim şimdi. Hı hı. Fakat ne hikmetse oradaki en büyük otelleri fonu İsrail olan bir şirket yapıyor. Şimdi tabii, bu ne öyle, perhiz, bu ne lahana turşusu, yani bu nasıl bir... Ya, şunu demeye çalışıyorum, yani öyle enteresan bir dünya düzeni var ki herkesin çok samimi olması gerekiyor. Acılara samimiyetle yaklaşmak gerekiyor. Senin dediğin üzerine bu örneği vermek istedim. Tabii, tabii. Samimiyet çünkü herkes için geçerli olmalı. Lütfen devam et. Tabii, estağfurullah. Yani şimdi Türkiye başından beri bu konudaki pozisyonu çok net olarak seslendiriyor ama arabuluculuk yapmaya hazır olduğumda özellikle belirtiyor. Çünkü bunu yapmak lazım. İki tarafta hiç konuyla alakası olmayan masum insanların mağduriyeti de söz konusu. Konuyla hiç ilgisi olmayan. Yani bu İsrailli siviller için de geçerli. Sivil insanlar için de, küçük çocuklar için de geçerli. Diğer tarafın Gazze'nin masumları, o zavallı orada o yaşam savaşı vermeye çalışan ve her dakika ölüme doğru giden o çok üzüldüğümüz Gazze'liler için, Filistinler için de geçerli. Ama burada İsrail bunu anlamıyor. Yani İsrail'e diyorlar ki sen niye sivilleri vuruyorsun? Vurma, vurma. Bunların onunla alakası yok. Ve o kadar istihbaratın varsa neden vurmaman gerektiğini sen bizden daha iyi bilirsin Gazze'yle ilgili. Ama o da diyor ki ben diyor boşaltın diyor. 1.1 milyon insanın boşaltılması ne demek biliyor musunuz? Aşağı yukarı Gazze'de yaşayan 2.3-2.4 yarısının yerinin değiştirilmesi. Neyle gidecekler, hiç, nereye gidecekler, nerede yaşayacaklar, hangi yardım hayatlarını devam ettirecekler. Dün Türkiye'nin bir dizi geri döndüklerinde ne bulacaklar eğer geri dönebilirlerse? Oylum teşekkür ederim. Hiçbir şey bulamayacaklar çünkü İsrail orayı yerle bir edecek. Yani buranın mesela dün biri diyor ki Gazze'nin yeniden imarı da konuşuyor. Ya ne yeniden imar? Tamamen sıfıra vurdurmayı düşünüyorlar İsrailler orada. Yani abluka daha altında. Yeniden imarın ne yeri ne zamanı bunu konuşmak. Hiç mümkün hani değil. Bunu böyle inşaat imar işine çevirmenin bir anlamı. Çünkü çok ilerinin konuları ve ben çok üzülerek söylüyorum. Şeyi görüyorum, bu İsrail'in 11 Eylül benzetmelerini de televizyonda duyuyorum. Ben size şöyle söyleyeyim, bu dünyanın illa bir rakam, bir tarih vermemiz gerekirse 11 Eylül'ünden daha kötü olabilir. Çünkü bu iş müthiş bir belirsizliğe doğru sürükleniyor. İsrail'in ne yapacağı, nerede duracağını kendi de bilmediği için ben sadece karar harekatıyla bu işin biteceğini ve ondan sonra bir karar harekatı yaptık, defteri kapattık demeyeceğinden endişeli olduğum için daha kötüye gidecek bu işler. Ve bu ekilen nefret tohumları Gazze'de gelecek onlarca nesilde hissedilecek ve kendini gösterecek. Dünya çok çok farklı bir boyuta giriyor. Yani bizim tabii en değerlimiz ülkemiz, Filistin davasının için verilen mücadele. Ama ülkemizin pozisyonlanmasında bize bunun artılarının eksilerini de değerlendirmeye başlaması lazım. Çünkü hiç ummadığımız yerlerde Türkiye'nin önemli pozisyonları, rolleri ortaya çıkabilir. Bir şey daha söyleyeyim. Bu nefret tohumları dünyanın dört bir yanına saçılıyor. Ve çok tedirgin edici terör sıçramaları, saldırılar, sabotajlar ve buna benzer çok üzücü, sivilleri de etkileyecek olaylar olmasından ben çok korkuyorum. O yüzden dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da önemli. Yani biz buradaki temsilcilikleri güvenlik altına aldık diye. Dünyanın dört bir yanında, herhangi bir Batı ülkesi de olabilir, çok üzücü, dramatik olaylar, saldırılar çeşitli temsilciliklere ya da merkezlere olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Yani artık çok bitmeyecek uzun tatsız bir döneme giriyoruz. Şimdi tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve hemen yanında İngiltere, batılı ülkeler bu coğrafyadan ellerini çekseler aslında çok güzel bir kitap okudum. Kudüs. Kitabın ismi sadece Kudüs. Yeni bitirdiğim kitaplardan biriydi. O bölgeden bir elinizi çekin diyordu Kudüs'ün yazarı. Ellerini çekseler belki çok daha uzlaşıcı olacaklar. Çünkü unutmamak gerekiyor ki Kudüs'te yani hani Kudüs kalbi olarak düşünürsek o coğrafyanın pek çok farklı inanışa sahip, farklı yaklaşıma sahip insan bir arada ahenk içinde yaşıyor. Beraber tavla oynuyorlar dükkanlarının önünde. Turistleri ağırlıyorlar farklı farklı mahallelerde. Fakat tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz şartsız İsrail'e desteği, işte Filistin'i yok saymak, görmezden gelmek. Mahmut Abbas da Batı'nın bu ikiyüzlülüğü ve bizi görmezden gelmesi de buna sebep oldu gibi bir açıklaması vardı bir hafta önce, hatırlayacaksın. Tamam. Peki
ne olacak, nasıl bitecek, nasıl taraflar bir araya gelecek, hangi şekil, şemal bu gerginliği, savaşı bitirir? Vallahi İsrail'in bu insanlık dışı saldırılarından vazgeçmediği ve bu giderek tırmandığı ve nereye doğru gideceği bilinmediği sürece bu çok daha kötü bir yere gidecek. İki tarafın bir araya gelmesi belki usulen bir şey yapılabilir ama mesela işte Yasir Arafat'la bu Ehud Barak başlayan şeyle yani Yasir Arafat'la başlayan intifadanın o efsane sürüşü daha hala devam ediyor. Fakat şimdi sadece Yasir Arafat ismi değil, onun altından devam eden birçok isimle, örgütle, yapıyla da karşı karşıyayız. Onların bir kere bir araya gelmesi ve güçlerini de konsolide etmesi lazım. Bu çok önemli. Kendi işlerinde de çünkü zaman zaman bu iktidar savaşına dönüyor. İki, İsrail'in bu kendisine yönelik dünyadaki nefreti, vicdan olanlardan bahsediyorum. Vicdan olanlardaki nefreti görmesi ve bu dünyada bu nefretin giderek ona bu gelecek nesillerde. Şimdi burada hayatını kaybeden bir kişinin erkek kardeşi, canı, babası bunu unutur mu? Bunu aklından çıkarır mı? O da yeniden bir nefer olarak yola çıkmaya devam eder. Bunları İsrail'in okuması lazım. Ama İsrail dediğim gibi dünyanın en büyük insanlık suçlarından birini işliyor. Bir katliam gerçekleştiriyor. Bu süreci Hamas'la mücadelesiyle birbirinden ayırt edemeyecek kadar da gözü körelmiş durumda. Bu saatten sonra ne olur sorusu. Mesela 6 şu an yazdığımız saat 16'dan sonra ne olacak? Dün ne olduysa bugün de olacak. Ağır bombardımana devam edecekler. Ama nereye kadar bombalayacak İsrail? Her yeri dümdüz etti. Tüm şehri bitirdi. Allah korusun yani. Ama ne olacak İsrail? O gün Hamas mı diyecek? Hamas dersi gün yine atacak o füzeleri onlara. Yani İsrail, en başta dedim ya, İsrail, herkes İsrail'in bugüne kadar filmlerle, Hollywood marifetiyle falan lanse edilen bu görünen karizmasının ne kadar boş olduğunu gördü. Şimdi herkes Hamas'ın attığı İsrail'e füzelerden bahsediyor. İşte şu kadar dakikada şu kadar bir füze atıldı diye. Hamas'ın gerillalarından, bu mücadelelerinden bahsediliyor. İşte Hamas'ın profesyonel paramotorla içeriye geçtiğinden bahsediyor. Ama Hamas aslında İsrail'in gururuyla çok ağır oynadı. At arabasıyla giren Hamas'ın ekipleri var orada. Girdiler, çıktılar. Yani o İsrail'in bugüne kadar zorla insanların gözüne sokulan şöyle iyi, böyle iyi ya da kendi imaj gruplarıyla yaptığı şeyin sıfır olduğu bir kere daha görüldü. Hı hı. Bu nedenle ben İsrail'in ve bu bölgede diğer batılı dostlarının bir yere varamayacağını düşünüyorum. Onların kafasında eğer bir plan varsa, yeni bir Orta Doğu düzeni planı varsa, Orta Doğu'da plan yapılır. Bir şey vardır Orta Doğu için söylenir, çok da kullanılır zaman zaman. Orta Doğu'da yemeğe davetli değilseniz menüye bakın, isminiz menüde olabilir diye. Bu zayıflar için söylenir ama bunu İsrail için de artık söylenebilir. Yani İsrail kendi kazdığı kuyuya büyük işler yapacağım diye giderken kendi de düşebilir. Halkların nefretini, masum insanların nefretini ve hıncını kazanmaması lazım ama artık çok geç. Ben bir yere varılacağını sanmıyorum. İşlerin daha da kötü olabileceği konusunda çok. İnşallah yanılırım. Öyle bir umutsuzluğum var. Bu uluslararası politikaya da, ekonomiye de, uluslararası sosyolojik dengelere de, dünya üzerindeki güvenlik, şehirlerdeki güvenlik eksenine kadar her şeye yansıyacak. Çünkü Afganistan'da bir tek Taliban vardı. İşte Tora Bora dağları, şu bu bir sürü mağaralar, yerler, mevler, işte Kandahar, Mezar-ı Şerif. Bir sürü yer net olarak işaretlenebilirdi. Ama burada karşınızda İsrail ve Batı'ya bunu söylemek lazım. Kim olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Bu artan nefret de daha da görünmez sayısını arttıracak. Bu çok kritik. Yani bu bunun hesaplaşması, bunun hesabının İsrail'den sorulması meselesi nesiller boyunca o hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından bir kutsal görev olarak devam ettirilecek. Bu ortada net, İsrail'in bunu görmesi Metehan, sosyolojik ve siyasi okumayla çözüm için oturması lazım. Ama sorun ne biliyor musun? İsrail'in anladığı çözümle Batı'nın anladığı çözümle olması gereken insani çözüm arasında dağlar kadar fark var. Yani çözüm için oturulduğunda eski işte Isaac Rabin'lerin, Shimon Peres'lerin olduğu dönemlerin anlatıldığı yaklaşımlar yok.
çok daha farklı bir yere doğru gidiyor iş. Şimdi Netanyahu var. Yani Netanyahu Evet. ismi bile yaptığı açıklamadan Orta Doğu'yu değiştireceğiz, nesiller bunu hiç unutamayacak demesinden belli durumun ne kadar sıkıntılı Vahim olduğu. oldu. Bir şey yapamazlar ama ellerinden gelen kargaşayı yaratacaklar yani. Mete Han, şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta İsrail'de harekatı yapan El Kassam, İzzettin El Kassam'ın tugayları olarak adlandıran kendilerini Hamas'ın silahlı örgütü. Şimdi biz İsrail-Hamas savaşı diyoruz buna ama bu İsrail ve El Kassam tugaylarının savaşı mıdır? İsrail-Filistin savaşı mıdır? İsrail-Hamas savaşı mıdır? İsrail-Amerika, İngiltere, Fransa'yı vesaire de ekleyip karşı tarafta Rusya'dan açıklamalar var. İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı. İran, Lübnan, Mısır savaşı mıdır? Bu neyin neyle, kimin kimle savaşıdır? Bunu bir İsrail-Hamas savaşı olarak sadece değerlendirmek doğru mudur? Bu soru kendi içinde bu sorunun ne kadar bilinmezlerle dolu olduğu yanıtını da aslında kendi veriyor. Bu savaşın ne savaşı olduğunu zaman gösterecek. Aynı anda birkaç savaşı da içerecek. Ama şu an İsrail bunu İsrail-Gazze savaşı haline döndürdü. Gazze'deki sivil masum halk savaşına döndürdü. En kritik nokta bunu buradan bir an önce çıkarmak lazım. Kimin savaşı neyle nasıl devam edecekse oraya doğru bu iş belki gidebilir ama bir an evvel Gazze'deki masum sivillerle İsrail'in savaşı olmadığını İsrail'e birinin artık tamamen anlatması ve İsrail'in burada durması lazım. Bu iş çok büyük bir katliama doğru gidiyor çünkü bugün 16'dan sonra ne olacak ne olmayacak bilmiyorum ama şu an İsrail-Hamas çatışması değil bu. İsrail'le Hamas çatışıyor ama İsrail'le Hamas çatışmasında Gazze'deki tüm sivillere olan oluyor. Yani şu dramı düşünebiliyor musunuz bu insanların? Neler şu an çektiğini, nasıl bir panik yaşadığını, hayattaki çocuğunu kurtarmaya çalıştığını. Artık apartmanlara, yerleşim merkezlerine çünkü direkt bir de çok profesyonel vuruyorlar, doğrudan çökertiyorlar. Ben bu savaşın, şu an mesela ben de şöyle bu soruyu açayım biraz. İran bu işin neresinde ve neresinde ne kadar daha kalmak istiyor? Mesela. Demin bahsettiğimiz Arap Birliği, Arap dünyası ne kadar samimi beraber hareket edecek? Bu işte kim ne tarafa nasıl oynayacak? Amerika'nın, Batı dünyasının, özellikle Fransa'nın falan ben şeyi çok merak ediyorum. Buradaki gerçek amacı ne perde arkasında? İşi nereye vardırmaya çalışıyorlar? Çünkü onlar da bu işleri çok hani kafası çalışır diye dolaşıyorlar. Ama sadece Gazze'yi bitirmekle, buradaki masum sivilleri öldürmekle, bu alçaklığın devam etmesiyle bir yere varılmayacağını onlar çok iyi biliyorlar. Ama bu bir gözdağı ise kimse bundan bu bölgede korkmaz. Bu bölge zaten bu konuda ev sunulandığı için işler onlar için çok daha tatsız ve kötü bir hale gelir. Sadece burada değil tüm dünya çapında. Ama bu iş bu sorularla birlikte bizim çok ama çok uzun zaman gündemimizde kalacak. Bu iş Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçer. Çünkü burada dünyada İsrail hep gündemde olan, eleştirilen, bu yaptığı işte vahşi saldırılarla gündemde olan şimdi değil hep onlarca yıl bunun gündemde olduğu bir ülke. Diğer tarafta Filistin davası terk edilmemesi gereken unsurlar. Öbür tarafta İsrail'in arkasında Batı var. Öbür tarafta Filistin'in arkasında Türkiye gibi birkaç samimi ülke var. Bu iş direkt ve indirekt noktalarda karşılıklı olarak kimi zaman görünen, kimi zaman görünmeyen seviyede devam edecek. Ben pek iyiye gideceğini düşünmüyorum. Olumsuz konuşmayı pek sevmem ama bu işler hiç iyiye Çok gitmeyecek. haklısın. Yani bir güven zaten sorunu vardı. Artık güven tamamen yok oldu. Herkes pozisyonunu alacak. Ama görünmeyen tarafta devam edenler dünya için daha büyük tehlike olacak bence. Yani bu bir haftada gerçekten odağımız öyle bir kaydı ve değişti ki Çok, ve çok. öyle enteresan noktalara gidebilir ki, çünkü bu savaş şu anda başlayan bir savaş değil. Aslında bu savaş 1960'lı yıllardan da geriye, 1940'lı yıllara gittiğimizde ya da hani İzzettin El Kassam'dan bahsediyorsak 19. yüzyıla gitmemiz gereken bir savaş. Çünkü onun ardıllarını Doğru. izliyoruz şu an Doğru. itibariyle. Bu coğrafyada çözüm bulunmadığı sürece bu savaş bitmeyecek ve iki tarafın da
Antant kaldığı bir durumdan bahsediyorum. Yine tabii Birleşmiş Milletler nerede? Birleşmiş Milletler neden daha aktif ve daha birleştirici değil gibi sorular ortaya çıkarken hemen sana son 3-4 dakikamız ama Türkiye'nin rolünü sormak istiyorum. Türkiye şu ana kadar itidal çağrıları yaptı ama Gazze'deki durum herkesçe malum. Buna gözü kapatmak, kulağı tıkamak mümkün değil. Türkiye'nin statüsü ve yaklaşımı ne olmalı? Vallahi Türkiye aslında gayet iyi götürüyor. Yani itidal tavsiyesinde, arabuluculuk rolü üstlenme istekliliğinde, işte bölgeye, Gazze'ye yardımların gönderilmesi konusunda ısrarındaki bir bölüm malzeme dün ulaştı Mısır üzerinden. Yakın beraber çalışabileceği Mısır ve Katar'la işbirliğini daha güçlendirmeye yönelik çalışmalar ki yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'a gidişini görüyoruz. Ben bu hafta Hakan Fidan'ın birkaç merkeze daha gideceğini duydum. Onun çalışmaları da devam ediyor. İki tarafın arasında bir köprü vazifesini kurması, kurarken de aynen Gazze ile ilgili hassasiyetleri seslendirmesi lazım. Ama Türkiye bir şey daha yapıyor Oylum Töre. Bu çok kritik. Sayın Cumhurbaşkanım, ben son 3-4 günden beri Amerika'ya yönelik çok sert açıklamalarını görüyorum. Ki çok haklı açıklamalar bunlar. İşte artık dün Amerika'nın Türkiye için bir güvenlik sorunu yarattığını Suriye'de söyledi. Bir aramızda bir güvenlik problemi var dedi. Bunlar uluslararası ilişkilerde altı çizilmesi gereken net ifadelerdir, ağır ifadelerdir. Burada Amerika'ya da İsrail'in bu saldırılarında bu uçak gemileri meselesinden, Amerika'nın izlediği tavırdan dolayı da çok sert yaklaşımlarda bulunuyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye batıya yüklenecek. İsrail, Gazze sorununda, Filistin sorununda arabuluculuğu yüklenecek. İki devletli çözümün gerçekleşmesi, 67 sınırları baz alınarak gerçekleşmesi için uluslararası camiada tavrını seslendirecek. Ama Türkiye'nin her zaman yaşadığı uluslararası camiada bir problem vardır. Karşısındakiler Türkiye'ye evet derken ne kadar samimi adımlar atıp Türkiye ile işbirliği yapacak. Çünkü burası Orta Doğu. Ajandaların nasıl belirlendiğini bilemiyorsunuz doğrudan ya da dolaylı. Batı zaten tavrını ortaya koyuyor. Yani Batı eğer bu işi Rusya-Ukrayna savaşına döndürelim, bitmeyen bir şekilde burası da devam etsin, bu yaratıcı kaostan biz neler sağlarız gibi plan içine giriyorsa gerçekten bizim işimiz çok zor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşını görüyorsunuz. Yaratıcı kaosla Amerika bu işin kazananı oldu savaşın bitmeden. Savaşın kazananı oldu. Birçok artı sağladı. Rusya'yı zayıflattı, işte Çin'e insana bastı, silah satışını arttırdı, Avrupa'yı kırılgan hale getirdi, daha bağımlı hale getirdi kendine. Eğer bu süreçte de böyle bir plan varsa burada, bu iş Rusya-Ukrayna savaşına da benzemez. Faturasını çok ağır ödetir Orta Doğu, buradaki halkların gazabı bence. Evet, Mete Han çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Şimdi geçtiğimiz hafta seninle birlikte bambaşka bir gündemimiz varken birden bu haberlerle uyandık ve bir hafta başka bir habere dönemedik ki Türkiye'nin de çok önemli bir gündemi vardı bildiğin gibi. Fakat tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmiş durumda. Evet. Bakalım önümüzdeki hafta kısmet olursa seninle buluşuncaya kadar İnşallah. Neler yaşayacağız, nelerle karşılaşacağız. Tabii ki umuyoruz ki az önce dedin ya, savaşın kazananı olmayacak. Bu savaşın kazananı olmadığı gibi kaybedeni hep siviller. Keşke sivillerle ilgili bir çıkarım yapılmasa, Maalesef. Keşke sivillerin kafasına bombalar yağdırılmasa. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok saygılar herkese. Çok çok teşekkürler. Evet.